Şimdi burada yapılmak istenen, burada marinanın genişletilme projesi var. Yani 4-5 katı büyütülmesi söz konusu. Bu yapılırken de buraya 40 odalı bir otel, iş merkezleri, onarım merkezleri ve 500 yatlık bir marina inşaatı söz konusu. Şimdi bunlar yapılırken ÇED raporları ve benzeri raporlar genişletilme projesi olduğu için ÇED raporları söz konusu bile değil. Burada hangarlar yapılacak, soğuk hava depoları yapılacak, iş merkezleri yapılacak, balıkçılık öldürülecek. İkincisi, bu yatların çevreye, işte denize yaptığı kirletme, o artıklar, bu bölge kokudan durulmayacak halde olacak. Yani dolayısıyla en büyük tehlike buradaki çevredeki esnafın bu kokuda iş yapamayacak pozisyona düşecek. Eskiler buraya İyonya'nın Paris'i derlerdi. Bu güzelim tarihi doku, çevre yok olacak. Ve birileri burada rant edinirken burada yaşayan halk kokudan, çevre kirliliğinden burada yaşayan esnaf iş yapamayacak pozisyonda kalacak. Dolayısıyla biz burada yaşayanlar, Seferihisar halkı olarak biz bu projeye karşıyız. Bırakın sadece doğal yapısıyla kalsın. Sadece güzellikleriyle, tarihi dokusuyla kalsın. Bu gördüğünüz deniz, bu çevre, bu yatların yaratacağı kirlilikle canlı, yani su ürünleri, suda yaşayan canlılar yok olacak. Burası aynı zamanda Akdeniz fokların tek yaşadığı bir alan. Fokların yaşam alanı ortadan kaldırılacak. Sığacık'ta yaşayan tüm halka çağrımı şu. Bu proje birilerine sermayeye rant sağlayacak ama çevre talan olacak ve bunun faturası, bu talanı, bu şeyi Seferihisar halkı yaşayacak. Seferihisar halkı, Sığacık'ın doğasıyla, güzelliğiyle koruyalım. Bu cennet Seferihisar'ı cehenneme çevirmeme niyetindeyiz. Bozuk düzende sağlam çark dönmez. Bize bunu zorlayan bu sisteme ve yandaşlarına elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Onların dayatmalarına karşı hiçbir zaman mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Bunu böyle bilmeleri gerektiğini de bilsinler ayrıca. Bu dayatmalarla hiçbir yere varamayacaklarını da bilsinler. Biz bu chat toplantılarını da yaptırmayacağız onlara. Seferihisar halkı olarak birlik beraberlik içerisinde her daim bir arada kalıp şu güzelliği onların yok etmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz burada yaşıyorsak Seferihisar halkıyla birlikte kendi çıkarları doğrultusunda, kendi menfaatleri için yeteri kadar para kazanamamışlar gibi, ceplerini dolduramamışlar gibi diğer Bodrum olsun, diğer tarafları olsun, yazlık bölgeler, sadece da onlara, peşkeş çekenlere fırsat vermeyeceğiz. Mümkün olduğunca Seferihisar halkını zaten biz davet ettik, buraya gelecekler. Bu dayatmalar karşısında hiçbir zaman yılmayacağız. Elimizden geldiği kadar sonuna kadar bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Biz buraya onların istediklerini, o emellerini, emellerine kavuşma fırsatı vermeyeceğiz. Sistem ne olursa olsun bu dayatmalarla bizi yıldıramayacak. Doğanın dengesiyle bu kadar oynamanın zararlarını her yerde görüyoruz. Küresel iklim değişikliğinin bulunduğu bir aşamada elimizdekini korumak yerine elimizdekini yok etmeye çalışmak, ranta kurban etmek en kötüsü. Gelirsek Sığacık'ın bu güzelliğine, kıyılacak. Burada çok büyük bir dolgu yapılacak her sene önce. Bunun taşı, milyonlarca metreküp taş sökülüp getirilecek. Nereden sökülecek? Sökülcüyü yeri de bozacak. Oradaki dengeyi, körfezi de bozacak. Fokların yaşamını da etkileyecek. Balıkların yaşamını da etkileyecek. İnsanların yaşamına olan büyük etkisini arkadaşım az önce anlattı. Ama bir de doğanın dengesi bozulacak. Hiçbir yerdeki en küçük bir değişiklik, herhangi bir noktadaki en küçük bir değişikliğin dünyanın her tarafını nasıl etkilediğini biliyoruz. Küresel ısınmanın, buzulları ısıtmasının etkisini biz burada çekiyoruz. İklimimiz değişiyor,
bozuluyor. Burada yapılacak işlem doğrudan doğruya doğaya açılmış bir savaştır. Bu savaşı kazanmalarına izin vermemeliyiz. Bu savaşta doğanın, doğayı korumanın yanında içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Yoksa marina yapılacak, marina yapılmasın, hiçbir yere yapılmasın diye bir şey yok. Her doğanın tolere edilebileceği bir oran vardır. Burada zaten bir marina var. Aslında bunu bile buranın doğası tolere edemiyor. Marina'nın altının pislik çukuru haline geldiğini uzman arkadaşlarımız, dalan arkadaşlarımız söylüyorlar. Bu giderek artacak burada. Ve halka olan çağrımız da gelin hep birlikte bu ek marina yapımına karşı çıkalım ve bunu yaptırmayalım. Sığacığın güzelliğinin geleceğe kalmasına yardım edelim. Bu marinada yapılacak ek işe karşı olmamam mümkün değil benim. Bir, taş ocakları kurulacak. İki, doğa tekrar, deniz tekrar doldurulacak, tahrip edilecek. Mevcut doğal yapısı bozulacak. Üç, insanların artı deniz hayvanlarının yaşam alanları sınırlanacak, kısıtlanacak. O nedenle ben bu projenin yapılmasına karşıyım. Ancak benim tek başına karşı olmam yetmez. Özellikle de Sığacık ve Seferihisar halkına çağrımdır. Geçmişte yaptığınız, ya bir şey olmaz, buraya yarın bizim insanlarımız çalışacak, bir sürü bizim çocuklarımız alınacak, iş yerlerimiz açılacak sevdasıyla fazla hoşgörü gösterdiler. Aynı hoşgörüyü şimdi göstermemelerini istiyorum. Yani bu işe karşı bir direniş sergilemelerini istiyorum. Bir direniş sergilemeleri gerekir ki bunu önlemenin yollarını arayalım. Hemen önlenir mi derseniz, çok da hemen önleneceğini sanmıyorum. Çünkü idarenin, yani yukarıda merkezi idarenin kafası bu konularda vereceği sermaye gruplarından yana çalışıyor.